26 Mart 2022 Aziz Üstel Star Gazetesi Demokrasi adına işlenen cinayetler ABD, demokrasi adına kaç ülkeyi yerle bir etmiş, kaç milyon insanı öldürmüştür saymakla bitmez. Şöyle bir göz atalım hele. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Güney-Kuzey Kore arasındaki çatışmaya balıklama dalmış, Stalin Rusyası'nın tehdidinden koruma sözüyle Türkiye'yi de yanı sıra sürükledi. Kuzey Kore'yi neredeyse yerle bir etti. Ne zaman Çin devreye girmekle tehdit etti, o zaman geri çekildi. Ancak bu savaş ve yitirilen 100 binin üstünde Amerikalı'nın faturasını seçmen Eisenhower-Nixon ikilisine kesti. Nixon'ın başkanlık seçimlerini kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. John Kennedy'nin Katolik olması nedeniyle o güne değin hiçbir Katoliğe oy vermeyen seçmen Kennedy'yi Beyaz Saray'a taşıdı. ABD, Lyndon Johnson döneminde Vietnam'a girdi. Kuzey Vietnam'ın üzerinden silindirle geçti. Gerekçesi her zaman olduğunca demokrasiyi korumak ve kollamaktı. Gene binlerce Amerikalı öldü ama milyona yakın Vietnam'da toprak oldu. ABD Vietnam'ı kimyasal silahlarla bombaladı. Öyle ki Kuzey Vietnam topraklarında uzun yıllarca hiçbir bitki yetişmedi. Vietnam savaşında o kadar çok Amerikalı asker öldü ki Johnson bırakın seçilip seçilmemeyi seçime bile giremedi anketlerde resmen nal topluyordu. Seçimleri Nixon kazandı ve ilk iş olarak Amerika'yı Vietnam Savaşı'ndan çekip çıkardı. Geride milyonun üstünde ölü Vietnamlı ve on binlerce Amerikalı'nın cesedi kalmıştı. ABD Vietnam Savaşı'ndan ders aldı. Şimdi sadece savaş uçaklarını göndermekle yetiniyor. Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi bombalıyor. Sadece Afganistan'a asker gönderdi. O arada da rezil oldu. Başı önünde kaçıp gitti Afganistan'dan aslına bakarsanız demokrasi adına cinayet işleyen, insanları acımasızca öldüren, karşısına dünya beşten büyüktür diyen biri çıktı mı onun üzerine FETÖ gibi bir terör örgütü salan, başaramayınca da bu kez muhalefetle el ele verip onu devireceğini söylemek terbiyesizliğinde bulunan bir terör devletidir ABD. Allah herkesi onun lanetinden korusun.